Arkadaşlar iyi günler. 15 dakikada Java serisinin 4. videosu bu ve overriding konusunu size anlatmaya çalışacağım. Overriding de arkadaşlar çok kafa karıştıran konulardan Java'da birisi ama OOP konseptin temel prensiplerinden birisi. Polimorfizm diye geçen de onun sonra bu konuyu arkadaşlar overriding'i bilirsek polimorfizm kısmını çok daha kısa bir şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum. Onu da beşinci bir video olarak çekebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Overriding ya da daha çok kullanılan haliyle arkadaşlar method overriding nedir derseniz, overriding arkadaşlar bir objenin parent class'taki değerlerinin dışında kendine has bir değer ataması için, kendine has bir değer kullanabilmesi için, parent class'taki metotları kendine uyarlaması için Java'nın geliştirdiği bir konsepttir arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz arkadaşlar? O da şöyle özetleyebilirim. Biliyorsunuz arkadaşlar, bunu önceki videolarda da anlattım. Extends keyword kullanarak Java'da bir class'ı kendinize parent class ilan edebilirsiniz. Dolayısıyla siz parent class ilan ettiğiniz class'taki tüm class üyelerini hiçbir işlem yapmadan rahatlıkla ulaşabilir ve onları kullanabilirsiniz. Buna zaten inheritance diyorduk ve dün bir önceki videoda bunu uzun uzun anlattım arkadaşlar. Peki parent class'tan hiç mi farklılık yapamam demez misiniz arkadaşlar? Yani her şeyi tamam parent class'ım ama her şeyi onunki gibi kabul etmek zorunda mıyım? Kendime göre, yeni class'a göre child class'ın parent class'tan hiç farkı olamaz mı derseniz arkadaşlar, işte overriding burada imdadınıza yetişiyor. Diyor ki child class parent class'taki tüm özelliklere sahip olmakla birlikte, yani onlara zaten elde var bir. Bu özelliklerin istediklerinizi, bu özelliklerden istediğiniz özellikler arkadaşlar kendinizi uyarlayabilirsiniz. Buna Java'da implement deniyor arkadaşlar. Yani istediğiniz metotları ya da variable'ları implement edebilir, kendinizi uyarlayabilirsiniz. Ya da parent class'ınızda olmayan bazı özelliklere sahip olabilirsiniz. Yani babanızın arabası yok diye siz de ömür boyu arabasız gezmek zorunda değilsiniz. Babanızın arabası olmasa bile siz araba sahibi olabilirsiniz. Ya da daha güzel bir arabaya sahip olabilirsiniz. Esprisi için söylüyorum arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bu durumda arkadaşlar eğer siz child class'taki bazı özelliklerin parent class'tan farklı olmasını istiyorsanız, bu durumda arkadaşlar child class'ta istediğiniz metotları override etmeniz gerekiyor. Yani hangilerini değiştirmek istiyorsanız, hangilerini child class'a göre implement etmek istiyorsanız, uyarlamak istiyorsanız arkadaşlar, bunu override etmeniz gerekir. Override etmek ne demek arkadaşlar? Aynı metodu, yani parent class'ınızdaki bir metodu aynısıyla arkadaşlar child class'ta da oluşturmanız demek. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmeniz için arkadaşlar ben şöyle bir örnek üzerinden size bunu izah etmeye çalışacağım. Bunu derste de verdiğim bir örnek arkadaşlar. Mesela bizim hayvanlar alemini düşünelim arkadaşlar. Bütün hayvanların bir class olduğunu düşünelim. Tüm hayvanları tek bir class'ta topladınız. Şimdi tüm hayvanları bu klasa topladıysak, ben OOP konsepte de size bunu örneği anlatmıştım. O zaman bu tüm hayvanları topladığımız için bunların ortak özelliklerinden bahsedebiliriz. Diyebiliriz ki hareket ederler ama şunu diyemeyiz. Uçarlar ya da koşarlar ya da sürünürler ya da yüzerler diyemeyiz. Sadece şunu deriz. Bütün hayvanlar bir şekilde hareket edebilir. Bütün hayvanlar solunum yaparlar, değil mi? Oksijene ihtiyaçları vardır. Bütün hayvanlar beslenirler, bütün hayvanlar çoğalırlar ve bütün hayvanlar ölürler. Dolayısıyla alt klaslardan kim olursa olsun
hangi hayvan grubundan olursa olsun arkadaşlar, mutlaka bu özellikleri sağlayacaktır. Mesela ben kuşlar alemini buraya aldım arkadaşlar. Kuşlar klası diyelim. Kuşlar klası dediğimiz zaman bu klas arkadaşlar hayvanlar klasının bir child klası olabilir. Çünkü bütün kuşlar da hareket ederler. Bütün kuşlar da nefes alırlar. Bütün kuşlar beslenirler. Bütün kuşlar çoğalırlar ve bütün kuşlar ölürler. Yani hayvanlar klasındaki tüm özelliklere kuşlar da sahipler. Bu durumda arkadaşlar şunu yapabiliriz. Hocam kuşlar hiç mi farklılığı olmayacak? Bütün hayvanlarla ortak özelliklere mi sahipler? Hayır. Biz rahatlıkla şunu diyebiliriz. Bunların daha farklı olarak yani tüm hayvanlardaki ortak özelliklerin dışında arkadaşlar kanatları vardır diyebiliriz. Bakın burada kanatlarla ilgili bir metot yok veya bir bilgi yok. Ama biz kuşlardan bahsettiğimiz zaman parent klaslarında olmayan kanatları vardır özelliğini buraya ekleyebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar nefes alır, oksijen kullanır bilgisini de kuşlara özel olarak uyarlayabilirim. Çünkü bütün kuşlar arkadaşlar akciğerle nefes alırlar. Yani balık olmadıkları için değil mi kuşlar? Suyun altında yaşamadıkları için arkadaşlar hepsi akciğerle nefes alır. Dolayısıyla bakın buradaki nefes alır kısmını, özelliğini daha spesifik olarak arkadaşlar kuşlara uyarladık. Çoğalır metodu var mesela bakın veya özelliği var, çoğalma özelliği var. Biz biliyoruz ki bütün kuşlar arkadaşlar yumurta ile çoğalırlar. Dolayısıyla bakın buradaki çoğalma özelliğini biz kuşlar klasına spesifik olarak yumurta ile çoğalırlar haline dönüştürebiliriz. Yine bakın kuşların tamamının bu resimde de gördüğünüz gibi gagaları vardır arkadaşlar. Ama hayvanlar klasından bahsettiğimizde gagadan bahsedemezdik. Onun için bunu da hayvanlar klasından farklı olarak bir özellik olarak ekleyebiliriz. Peki kuşların alt klasları yok mudur? Vardır bakın arkadaşlar. Mesela kümes hayvanları ve avcı kuşları aldım ben örnek olsun diye. Kümes hayvanları da arkadaşlar avcı kuşlar da kuşlar klasının alt klaslarıdır. Yani child klaslarıdır. Peki kümes hayvanları arkadaşlar kuşlardaki özellikler ve dolayısıyla da hayvanlar klasındaki bazı özelliklerin dışında kendilerine has bir özellikleri var mı? Var. Bu kuşlar bütün hepsi için söyleyebiliriz arkadaşlar. Uçamazlar bakın. Yani bu özellikleri hareket etme, bakın hareket etme özelliği neticede kuşlar için genelde bu hareket etme özelliğini değiştiremedim. Çünkü bazı kuşlar gördüğünüz gibi uçamaz, bazı kuşlar uçabilir. Ama biraz daha spesifikleşip kümes hayvanlarından bahsedersem arkadaşlar uçamazlar diyebilirim. Ama nefes alırlar değil mi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi nefes alırlar hem de akciğerle nefes alırlar. Yani kuşlar klasındaki kuş akciğerle nefes alma özelliğini kullanırlar. Çoğalmazlar mı? Çoğalırlar. Bakın hemen parentlarındaki yumurta ile çoğalırlar. Peki gagaları var mıdır? Evet bakın parent class'tan dolayı gagaları vardır diyebilirim. Kanatları var mıdır? Bakın parent class'tan dolayı kanatları vardır diyebilirim. Peki bunlar ölmez mi? Ölür arkadaşlar bakın. Buradan parent class'a giderler. Burada yok ama hayvanlar class'ında ölürler olduğu için bunu da sahiptir. Beslenmezler mi? Beslenirler. Bakın bir yukarıya çıkıyorum. Burada bir özellik yok ama hayvanlar klasında beslenirler özelliği var. Dolayısıyla kümes hayvanları sadece burada uçamazlar yazınca başka hiçbir özellikleri yok değil. Kümes hayvanları buraya yazdığımız spesifik özelliklerinin dışında kuşlarla ilgili tüm özellikleri ve hayvanlarla ilgili üzerine yazılmayan, değiştirilmeyen arkadaşlar tüm özellikleri taşırlar. Aynı şekilde avcı kuşlar için dediğimizde de arkadaşlar, avcı kuşlar uçarlar. Dolayısıyla bakın uçarlar dediğim zaman arkadaşlar,
hem parentlarından hem de onun parent olan hayvanlar klasından ayırmış oluyoruz. Dolayısıyla hareket etme özelliğini artık biz uçarlar şeklinde kendimizi uyarlayabiliriz. Aynı şekilde et yerler, bakın arkadaşlar. Avcı kuşların tamamı etçildir. Dolayısıyla siz bakın ne parent class'ta bununla ilgili bir şey söylemiştik. Hayvanlar klasında da genel bir şey, beslenir yazmıştık. Dolayısıyla artık avcı kuşlar arkadaşlar spesifik bir özelliklerini daha ortaya koydular ve et yerler dedik. Aynı şekilde pençeleri vardır. Yani siz bir klasa baktığınızda arkadaşlar en güncel bilgi burada. Ama burada olmayan bilgiler için parent klasa, orada da olmayan bilgiler için onun da parent'ına bakarsınız. Yani inheritance dediğimiz arkadaşlar aşağıdan yukarıya hareket her zaman mevcuttur. Ama avcı kuşlardan bahsediyorsak en güncel olan en yukarıdaki midir yoksa en aşağıdaki midir? Tabii ki en güncel olan en aşağıdakidir. Çünkü bakın et yerler diyor, yukarıda sadece beslenirler vardı. Bu daha spesifik ve daha güncel. Bu kuşlar için güncel arkadaşlar. Ama kümes hayvanları için etçildir ya da otçuldur diyemediğim için arkadaşlar, bunun için de sadece parent klasından gelen beslenirler özelliğini kullanmak yeterli olacaktır. Çoğalma ile ilgili düşünürsek arkadaşlar bakın, çoğalma ile ilgili kendi klasında bir bilgi yok ama parent klasında yumurta ile çoğalırlar diyor. Grandparent klasında çoğalırlar diyor. Hangisi daha güncel arkadaşlar? Kendisine daha yakın olan, yani parent klasındaki bilgi daha güncel. Dolayısıyla da yumurta ile çoğalırlar bilgisi avcı kuşlar için de geçerlidir. Şimdi bunu klas olarak yaparsak arkadaşlar, orada yaptığımız her bir özellik bazen variable, bazen de metot olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hocam neye göre variable, neye göre metot seçtiniz? Tamamen öyle rastgele seçtim arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde burada bu mutlaka metot olmalı, bu da mutlaka variable olmalı diye bir şeyim yok. Sadece şunu istedim, size göstermek istedim. Bazı özellikler variable olarak tutulur, bazı özellikler de metot olarak tutulur. Ve siz o özellikleri kullanılma biçimine göre, yani variable mı yoksa metot mu? Bu özelliklerine göre arkadaşlar Java'da hangi değerleri alacağına karar verirsiniz. Mesela hayvanlar klasında arkadaşlar gördüğünüz gibi variable olarak görür mü? Evet. Üremesi var mıdır? Metot, bakın yanında parantez olduğu için üreme metodu, beslenme metodu, hareket metodu, solunum metotları var. İçerikleri hiç önemli değil. Önemli olan bakın burada metotlar var ve variable'lar var. Kuşlar klası demiştik arkadaşlar. Bakın extends ile hayvanlar klasına child yapmışım. Burada da bakın parent class'tan farklı olarak parent class'ta üreme metodu var. Tüm hayvanlar üreme ile çoğalırlar diyor. Ama ben bunu daha güncel hale getirmişim bakın. Üreme metodu burada var ve diyor ki kuşlar yumurta ile çoğalırlar. Aynı şekilde bakın solunum metodu var. Parent'ta da vardı arkadaşlar. Yani hayvanlar klasında da vardı. Bu da ne olmuş olacak arkadaşlar? Kuşlar akciğer solunumu yapar diye daha güncel bilgi var. Dolayısıyla şunu rahatlıkla diyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen söylüyorum. Bakın arkadaşlar bu metot üreme metodu, buradaki üreme metodunu override etmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Buradaki solunum metodunu override etmiştir. Dolayısıyla bu bilgi öncekini geçersiz hale getirmiştir. Yani siz kuşlar için konuşuyorsanız artık parent class'taki üreme metodu değil arkadaşlar, bu kendi class'ındaki override eden üreme metodu geçerlidir.
Aynı şekilde parent class'taki solunum metodu değil arkadaşlar, kendi class'ındaki override eden, bunun üzerine override eden, bunu geçersiz kılan solunum metodu geçerlidir. Bunu silelim. Peki bunun da alt class'ları vardı. Kuşların da alt class'ları vardı arkadaşlar. Mesela kümes kuşları vardı. Kümes kuşlarının ekstradan kendisine uyarladığı bir tek özelliği vardı arkadaşlar. O da hareket. Bakın hareket metodu, kalemi alayım yine. Hareket metodu burada var gördüğünüz gibi. Peki bu hareket metodu override etmiş mi bakalım. Parent class'ında hareket metodu var mı arkadaşlar? Bakın hareket metodu yok. Ama grandparent class'ında bir hareket metodu var. Gördünüz mü? Bu metodu arkadaşlar override etmiştir. Yani bunu geçersiz hale getirmiştir. Siz kümes kuşlarından bahsediyorsanız hareketle ilgili bir şey söylediğinizde grandparent'ındaki hareket metoduna değil, kuşlar klasına değil çünkü burada yok ama kümes kuşları klasındaki hareket metoduna bakmalısınız. Bu metot grandparent'ındaki hareket metodunu override etmiş, etkisiz hale getirmiştir arkadaşlar. Peki son klasımız neydi? Son klasımız da arkadaşlar avcı kuşlardı. Avcı kuşlarda da override etmiş bir şey var mı? Bakalım. Bakın burada bir hareket metodu var. Parent class'ında hareket metodu var mı? Yok. Bakın hareket metodu yok. Ama burada bir hareket metodu var gördüğünüz gibi. Grandparent'ta arkadaşlar bir hareket metodu var. Bu hareket metodu grandparent'taki hareket metodunu override etmiştir arkadaşlar. Peki buradaki beslenme metodu arkadaşlar etle beslenir metodu. O da bakın buradaki beslenme metodunu override etmiştir. Yani etkisiz hale getirmiştir. Bu da şunu arkadaşlar. Dolayısıyla siz avcı kuşlardan bahsediyorsanız arkadaşlar hareket dediğimiz zaman grandparent'ındaki bu metot çalışmaz. Bu class'taki çalışır. Hocam zaten aklın yolu bir. Bu örnek üzerinden bunu çok daha iyi anladık diyorsanız Java'da kodların nasıl çalıştığını size göstermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar eğer siz child class'ta bir obje oluşturuyorsanız arkadaşlar bu obje için geçerli variable ve geçerli metotların hangileri olduğunu bulmanız lazım. Yani ben işte parent'ında var, grandparent'ında var, o mu geçerli olacak, bu mu geçerli olacak, bunu karıştırılır. Genelde karıştırılan kısım budur arkadaşlar. Bunun için ben ikiye ayırıyorum. Bu iki ayırmayı eğer siz de kafanıza yatarsa arkadaşlar, soruları ve karşımıza çıkan kodları anlamakta çok daha rahat davranacaksınız. Birincisi şu. Malumunuz arkadaşlar bir obje oluştururken data türü ve constructor'a ihtiyacım var. Ne demek istediğimi şimdi ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle artık IntelliJ'yi açacağım arkadaşlar. Mesela burayı düşünün arkadaşlar. Ben burada bir obje oluşturdum. Kümes kuşları bu oluşturduğum objenin data türüdür arkadaşlar. Peki bu kümes bir objesini üreten constructor hangisidir? Constructor da budur. Dolayısıyla bakın constructor'ım ve data türüm arkadaşlar ikisi aynı. İkisi aynıysa arkadaşlar işim kolay. Şimdi size çok güzel bir şekilde bunu izah etmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama önce şunu açmam lazım. Evet. Bakın benim biraz önce oluşturduğum hani kuşlar, hayvanlar alemi, kuşlar, avcı kuşlar, kümes kuşlarını şu şekilde şematize ettim arkadaşlar. Ve o klaslarda olan
Variable'lar ve metotları sizin için buraya yazdım arkadaşlar. Hangisi variable, hangisi metot? Parantezden anlayabilirsiniz bakın. Görür mü? Metot değil, variable. Ama yanında parantez olanlar arkadaşlar, metot. Gagası var mı, kanadı var mı? Variable ama üreme ve solunum metot gibi. Şimdi eğer kümes kuşlarından bahsediyorsak arkadaşlar, bakın tekrar ediyorum. Data türü ve constructor aynıysa işimiz çok kolay. Siz buraya kümes 1 deyip, nokta deyip arkadaşlar, mesela hareket derseniz, arkadaşlar, kümes 1 nokta hareket dediğimizde, bakın burada da hareket var, burada da hareket var, burada da hareket var. Hangi hareket metodu çalışacak? Bunun çözümü şu arkadaşlar. Eğer data türü ve constructor aynı klastaysa yapacağınız şey direkt bu klasa gitmek. Yani kümes kuşları klasına gitmek. Bakın buraya geldik. Bu klasta hareket metodu varsa geçerlidir. Var mı arkadaşlar kümes kuşları klasında hareket metodu var mı? Var. Dolayısıyla bu metot çalıştığında arkadaşlar kümes kuşları klasından çalışacaktır. Peki. Kümes kuşları, kümes bir objesi nokta. Bakın arkadaşlar gagası var mı diye bir variable çıktı bu defa. Variable olduğu için tek başına çalıştıramam arkadaşlar. Sout'un içerisine yazalım. Bu hangi klastan çalışacak? Yapacağım şey aynı bakın. Data türüyle constructor aynı klas. Buraya geldim. Bu klastan başlayıp yukarıya doğru çıkıyorum arkadaşlar. Hangisini ilk bulursak onu kullanacağız. Bakın gagası var mı? Burada yok. Ama parent klasına geliyorum. Kuşlar klasında gagası var mı? Var. Dolayısıyla bu direkt onu kullanacaktır arkadaşlar. Yani kuşlar klasındaki bilgiyi kullanacaktır. Yine kümes bir objesi üzerinden arkadaşlar hareketi kullandık. Gagası var mı? Görür mü mesela? Bu da gördüğünüz gibi metot değil, variable. Onun için sout'un içerisine yazıyorum. Bu hangi klastan çalışacak arkadaşlar? Bakın kümes kuşları klasına gittim. Görür mü metot şeyi arıyorum, variable'ı. Yukarı doğru çıkıyorum. Burada var mı görür mü? Yok. O zaman yine parent'ına çıkıyorum arkadaşlar. Parent'ında görür mü var mı? Var. Gördüğünüz gibi burada. Dolayısıyla bu bilgiyi nereden alacaktır? Hayvanlar klasından alacaktır. Bir tane daha yapalım. Kümes 1 nokta arkadaşlar beslenme. Kümes 1 nokta beslenme dediğim zaman arkadaşlar data türü ve constructor aynı olduğu için geldim. Beslenme metodu arıyorum bakın arkadaşlar. Burada yok beslenme metodu. Parent'a geldim beslenme yok. Daha yukarı çıktım beslenme var. O zaman bu geçerlidir. Yani hayvanlar klası. Hocam hemen kardeş klasında var beslenme. Buraya niye gitmedik? Arkadaşlar Java'da kardeş klas yoktur. Hep parent'a doğru gideriz. Yani kümes kuşlarından yandaki avcı kuşlara bakmak yok. Bunun parent'ına, bunun parent'ına varsa onun parent'ına gideriz. Kesinlikle yan tarafa veya aşağıya doğru gidiş olmaz. Mesela bunu göstermek için size şöyle bir şey yazayım arkadaşlar. Kümes bir nokta pençesi var mı diyeyim. Bakın arkadaşlar pençesi var mı avcı kuşlarda? Gördünüz mü? Benim işleyişim şu şekilde olacak. Kümes kuşlarından olduğu için hem data türü hem de constructor. Kümes kuşlarına geleceğim. Buradan yukarıya doğru gidip pençesi var mı arıyorum bakın. Burada yok pençesi var mı? Parent'ında var mı? Pençesi var mı? Yok. Onun parent'ına gidiyorum. Burada var mı pençesi var mı? Yok. Dolayısıyla arkadaşlar kümes
kuşları ve parent klaslarında olmadığından CTE verir arkadaşlar. Yani kardeş klasa bakmaz. Buraya bakmaz arkadaşlar. Demek ki ne yapıyormuşum? O klasa gidiyorum ve üstüne. Bunun için bir örnek daha vereceğim arkadaşlar. Bir obje daha oluşturalım. Bu defa kuşlar klasından bir obje oluşturalım arkadaşlar. Kuş 1 eşittir new kuşlar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yine şuna bakacağız. Data türüyle arkadaşlar, data türü yani kuşlar ile constructor aynı mı? Aynı. O zaman başlangıç noktamız burası arkadaşlar. Başlangıç noktamız burası. Burasından yoksa yukarıya doğru gideceğiz. Yani burası ve daha yukarısı. Aşağı inmek yok. Şimdi mesela buradan bakalım arkadaşlar. Desem ki kuş 1 nokta mesela ne olsun gagası var mı arkadaşlar? Variable olduğu için south'un içerisine yazalım yine. Arkadaşlar var mı gagası bakalım. Kuşlar klasına gidiyorum. Gagası var mı? Variable'ı var. Dolayısıyla bu klastan hemen alacaktır. Peki kuş 1 nokta mesela beslenme diyeyim arkadaşlar. Kuş 1 nokta beslenme dediğim zaman bakın data türü ve constructor aynı olduğu için kuşlar klasına geldim. Beslenme arıyorum. Burada beslenme yok. Ama parent klasına çıkıyorum. Parent klasında beslenme var mı? Var. O zaman bunu kullanır. Kuş 1 nokta beslenme değil hayvanlar yazacaktım. Tamam. Hareket diyorum arkadaşlar. Şu hayvanlar klasından kullanacak. Kullandığı klası yazıyorum arkadaşlar. Hareket metodu dediğim zaman arkadaşlar kuşlar klasına gittim. Burada hareket yok. Parent'ına gidiyorum. Parent'ta hareket var mı? Var. Dolayısıyla bunu da hayvanlardan alacaktır. Şu ana kadar yaptığımız arkadaşlar dikkat ederseniz inheritance. Yani gidiyoruz o klasta varsa alıyoruz yoksa parent'ına bakıyoruz. Şu anda overriding'e hiç bakmadık. Neden? Çünkü arkadaşlar data türüyle veri constructor aynı klastan olunca overriding'e bakmaya gerek yok arkadaşlar. Kuş 1, son bir tane yapıyorum. Nokta arkadaşlar ne olsun mesela? Pençesi var mı? Yine bu variable olduğu için south'un içine yazayım. Biraz öncekini de arkadaşlar south'un içine yazsaydık iyiydi. Şöyle yapayım. Çünkü bu da variable. Değişen bir şey olmayacak. Yine kırmızı da. Tamam. Şimdi bu neden kırmızı arkadaşlar? Bakalım. Construct yani obje için data türümüz ve constructor'ımız aynı klasta olduğu için direkt kuşlara gidiyorum. Pençesi var mı? Variable'ı burada yok. Parent'ına bakıyorum. Var mı? Yok. Dolayısıyla bu class ve parent'ında yoksa Java bunu bulamaz. Yani aşağıdaki class'lara bakmaz arkadaşlar. Bu aynı şeyi söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki kuşlar ve parent class'larında kuşlar ve parent class'larında bu metot, bu variable olmadığı için CTE verecektir. Peki overriding ne zaman devreye girer arkadaşlar? Overriding arkadaşlar ikinci durumda devreye girecektir. Şimdi onu şuradan göstermek istiyorum. Tekrar ediyorum. Data türü ve constructor aynı klasa ait ise arkadaşlar direkt o klasa gidip
O class ve parent class'larına bakılır. Overriding'in bu konuda hiçbir işi olmaz. Ama eğer data türü ve constructor aynı class'a ait değilse. Arkadaşlar hatırlarsanız bunu inheritance konusunda söylemiştim arkadaşlar. Inheritance konusunda söylemiştik. Şimdi bakın biz şunu yapabiliriz. Kuşlar klasındayız. Bakın biz şu anda kümes kuşları klasındayız. Ve bu şekilde bir obje oluşturmuştuk. Ama biz istersek arkadaşlar data türünü kümes kuşlarının parentlarından seçebilirim. Yani ben bunu istersem kuşlardan arkadaşlar gördüğünüz gibi itiraz etmiyor. İsterseniz de data türünü hayvanlardan seçebilirim arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Data türü arkadaşlar parentlardan seçilebilir. Ama hayvanlar. Constructor arkadaşlar constructor'ın buradan yani kendi objenin oluşturulduğu class'tan olması lazım. Hani şunu yapabilirsiniz. Şu anda kümes hayvanları klasındayız. Kuşları da şöyle oluşturabiliriz. Bu da son örneğimiz olsun. Kuş 2 olsun bu da arkadaşlar. Data türünü kuşlardan değil de, bakın data türünü kuşlardan değil, kuşların parent class olan hayvanlardan seçebilirsiniz. Biraz önceki örnekler, şu iki örnek arkadaşlar, data türü ve variable data türleri ve constructor'lar aynı olduğu için arkadaşlar işimiz kolaydı. Direkt o class'a gittik, o class ve parent'larına baktık. Ama burada iş değişiyor arkadaşlar. Burada işte overriding devreye giriyor. Nasıl devreye giriyor arkadaşlar? Şimdi önce onu yazılı olarak göstereyim. Sonra da arkadaşlar uygulama üzerinden yapalım. Eğer data türü ve constructor aynı class'a ait değilse arkadaşlar o zaman yine önce data türünün olduğu class'a gidip o class ve parent class'larında aranan class üyesini buluyoruz. Yani metot da olabilir, variable da olabilir. Önemli değil. Önce buluyoruz. Birinci adım bulmak. Bulduktan sonra arkadaşlar eğer aranan class üyesi variable'sa hemen ilk bulduğumuzu yazdırıyoruz. Hiç problem yok. Variable'da ilk bulduğumuzu yazdırıyoruz. Ama metot ise arkadaşlar aradığımız class üyesi metot ise bulduğumuz ilk metodu çalıştırmıyoruz. Override edilmiş mi diye kontrol ediyoruz arkadaşlar. Bu C yazmış şeyden dolayı arkadaşlar. İngilizceden dolayı çeviriyor. Pardon. Ve eğer override edilmişse arkadaşlar en güncel halini bulup en güncel halini yazdırıyoruz. Peki hocam bulamazsak yani data türünün olduğu class'a gittik. Data türünün olduğu class ve üstünde bulamadık. Parent class'larında bulamadık aradığımız class üyesini. O zaman yine biraz önceki örnekteki gibi bulamazsak arkadaşlar compile time error verecektir. Şimdi bakalım arkadaşlar bizim şu üç örneğimiz üzerinden bunu anlarsak işimiz bitmiş olacak. Şimdi bakın kümes 2 yazıyorum. Kümes 2 nokta hareket diyorum arkadaşlar. Kümes 2 nokta hareket. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmem gereken şey şu. Data türü kuşlar, constructor kümes kuşları. Yani bizim başlangıç noktamız data türü olan kuşlar. Ama overriding açısından dikkat etmem gereken yer kümes kuşları. Çünkü constructor onun constructor'ı kullanmış. Şimdi ben arkadaşlar hareket metodu arıyorum. Bakın hareket metodu arıyorum. Buraya geldim.
Hareket metodu var mı? Yok. Parent class'ına gidiyorum. Hareket metodu var mı? Gördüğünüz gibi bakın burada hareket metodu var. Ama hemen şunu demiyorum. Hayvanlar klasındaki hareket metodu çalışır demiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü override edilmiş olabilir. Override edilmişse en güncel halini yazmam gerekir. Dolayısıyla ben burada arkadaşlar çalıştırdığım zaman bunun override edilip edilmediğini kontrol etmem gerekiyor. Nasıl edeceğim? Bu defa bakın. Başladım, yukarı doğru çıktım. Constructor'ın olduğu klasa kadar kontrol ederek geleceğim. Bakın hareket klasını buldum. Override edilmiş mi diye aşağı doğru bu defa kontrol ediyorum. Burada hareket metodu override edilmiş mi? Hayır. Bakın hareket metodu yok. Ama Constructor'ın olduğu kümes kuşları klasında override edilmiş. Dolayısıyla bakın metot override edildiği için en güncel olanı yazacağım arkadaşlar. Yani hareket metodu dediğim zaman hayvanlar metodundaki değil, kümes kuşları klasındaki arkadaşlar hareket metodu çalışacaktır. Kümes kuşları klası bu şey oldu, pardon. Bir tane daha yapalım. Mesela kümes 2 objesi üzerinden arkadaşlar beslenmeye bakalım. Şimdi data türü ve constructor farklı. O zaman data türünün olduğu yere gidiyorum. Yani kuşlar klasına gidiyorum arkadaşlar. Önce şurayı bir sileyim. Kuşlar klasına geldim. Ne arıyorum? Beslenme. Burada beslenme var mı arkadaşlar? Beslenme yok. Beslenme yoksa yukarı doğru gidiyorum arkadaşlar. Burada beslenme metodu var mı? Var. Gördüğünüz gibi bakın beslenme metodu var. Bir metot olduğu için hemen yazdırmıyorum arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Diyorum ki acaba bu override edilmiş mi? Override etmek için constructor'ımın olduğu klasa kadar geriye doğru dönüyorum arkadaşlar. Sadece override edilmiş mi bakıyorum. Burada override edilmiş mi beslenme metodu? Yok. Burada override edilmiş mi beslenme metodu? Yok. O zaman arkadaşlar bulduğum ve override edilmeyen hayvanlar klasındaki beslenme çalışır. Beslenme metodu. E hocam buraya niye bakmadık? Çünkü biz arkadaşlar bakın child-parent ilişkisiyle gidiyoruz. Biz kümes kuşlarından constructor seçtik. Biz hayvanlardan bulduk beslenmeyi. Hayvanlar klasından kümes kuşlarına kadar parent-child ilişkisi içerisinde geleceğim. Avcı kuşlarının kümes kuşlarıyla parent-child ilişkisi olmadığı için hiç bunun işim yok. Beslenme metodu nereden çalışmış olacak? Hayvanlar klasından çalışmış olacak. Kümes 2 nokta diyorum arkadaşlar. Mesela üreme metodu olsun. Şunu yine silelim. Bakın data türüm kuşlar. Kuşlardan başlıyorum. Kuşlarda üreme var mı? Var. Direkt hemen üreme var. O zaman hemen bunu işaretlemiyorum. Yine kontrol ediyorum. Acaba override edilmiş mi? Nereye bakacağım bu defa override için? Yukarıya değil arkadaşlar. Burada buldum. Constructor'ın olduğu kümes kuşlarına kadar geleceğim. Geldim. Burada üreme metodu override edilmiş mi? Edilmemiş. O zaman kuşlar klasındaki üreme metodu geçerlidir. Kümes 2 nokta arkadaşlar solunum diyelim. Yine data türünden kuşlara gittim. Solunum var mı arkadaşlar? Solunum var.
Bakın burada var. Yukarıda da solunum var ama ben artık yukarı bakmıyorum. İlk bulmam önemli arkadaşlar. İlkini buldum. İlkini buldum. Ve override edilmiş mi diye kontrol ediyorum aşağıya doğru. Override edilmiş mi? Edilmemiş. E o zaman arkadaşlar yine kuşlar klasındaki çalışır. Yani metotta olayı anlamışsınızdır. 4 tane yaptım. Variable olsa nasıl olacaktı? Şöyle yapacaktık arkadaşlar. Sout'un içerisinde variable yazalım. Mesela kümes 2 nokta gagası var mı? Hemen data türünün olduğu kuşlara gideceğim. Gagası var mı? Var. Bulduysam hemen kabul edeceğim. Variable da böyle arkadaşlar. Bulduğumuz ilk değeri yazıyoruz. Nereden? Kuşlar klasından. Kümes 2 nokta mesela diyelim ki görür mü? Bunu nereden alacağım arkadaşlar? Hemen data türünün olduğu kuşlar klasına gittim. Görür mü diye bir variable var mı? Yok. Yukarı çıktım. Burada var. E dolayısıyla bunu hemen arkadaşlar yazacağım. Yani hayvanlar klasındaki görür mü? Bunun için çalışır. Bulamazsa ya örnek yapalım. Bir tane de son olsun arkadaşlar. Kümes 2 nokta pençesi var mı desem. Zaten çıkmıyor gördüğünüz gibi. Kırmızı. Neden? Çünkü ben kuşlar klasına gideceğim. Burada pençesi var mı? Yok. Yukarıya çıktım. Pençesi var mı diye bir variable var mı? O da yok. E, dolayısıyla CT. Şunu yorum alalım. Yoksa kodumuz çalışmaz. Şimdi geldik arkadaşlar. İki tane daha yapacağım ki bu iş otursun. Bu defa data türümüz hayvanlar klasından arkadaşlar. Constructor'ımız kümeş kuşlarından. Yani bakın data türümüz hayvanlardan olduğu için başlangıç noktam burası. Yani şuraya diyebilirim arkadaşlar artık. Siz de buna alışmışsınızdır herhalde. Bir saniye. Bakın arama başlama noktası burası. Arama başlangıcı burası. Artık. Benim constructor'ım nerede arkadaşlar? Kümes kuşları. Yani overriding için kontrol edeceğim en nokta, en alt nokta da burasıdır. Overriding için kontrol diyeyim. Şimdi mesela buradan bir tane şeyi çalıştıralım arkadaşlar. Ne çalıştıralım? Küme neydi bunun adı? Kümes 3 objesi nokta beslenme. Metotlarla başlayalım arkadaşlar. Aramaya buradan başlayacağım arkadaşlar. Aramaya buradan başlayacağım. Beslenme var mı? Var. Ama neyi kontrol edeceğim? Override edilmiş mi? Nereye doğru? Buraya kadar. Bakın beslenme arıyorum. Burada override edilmemiş. Burada da override edilmemiş. O zaman bunun için beslenme metodu hayvanlar klasından çalışacaktır. Kümes 3 nokta hareket. Bakalım arkadaşlar, aramaya buradan başlayacağım. Hareket metodunu buldum ama hemen çalıştırmayacağım. Override edilmiş mi diye kontrol edeceğim aşağı doğru. Burada hareket metodu override edilmemiş ama burada override edilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar neredeki kümes kuşlarındaki hareket metodu çalışır. Kümes 3 nokta arkadaşlar. Solunum desem. Bakın arkadaşlar. Bu da ilginç olacak. Aramaya buradan başladım. Arama başlangıcı burası. Burada solunum var. Ama hemen çalıştırmayacağım. Aşağı doğru kontrol edeceğim. Bakın. Solunum metodu burada override edilmiş mi? Evet edilmiş. Bu daha güncel. Peki bu da override edilmiş mi? Bunu da kontrol edeceğim arkadaşlar. Bakın kümes kuşları klasında solunum yok. Dolayısıyla en güncel bu olduğu için arkadaşlar bu
kuşlar klasından çalışacaktır. Bakın, constructor kümes kuşları, data türü hayvanlar ama bu kuşlardan çalışıyor. Çünkü override edilmiş. Kümes 3 nokta mesela ne kaldı? Üreme. Arkadaşlar, aramaya buradan başlayacağım. Aramaya buradan başladım. Aramaya buradan başladım ve üreme metodu bakıyorum. Üreme metodu var. Ama kontrol edeceğim. Acaba override edilmiş mi? Bakıyoruz. Aşağıda override edilmiş, bakın burada arkadaşlar. Daha aşağıda daha günceli var mı? Yok. Yani tekrar bir override yok. O zaman en güncel yine kuşlar klasındaki. Kümes 3 nokta. Mesela arkadaşlar başka ne var? Beslenmeyi yaptık mı? Beslenmeyi yaptık herhalde. Hareket, solunum, hepsini yaptık herhalde arkadaşlar. Beslenme, hareket, solunum, üreme. Beslenme, hareket, solunum, üreme. Evet, başka da metot yok arkadaşlar. Peki variable kullanalım. Mesela gagası var mı? Variable olduğu için arkadaşlar south içinde yazdıralım. Bakın gördüğünüz gibi zaten itiraz ediyor arkadaşlar. Neden? Aramaya buradan başlıyorum. Gagası var mı diye bir variable yok. Bunun parent'ı da yok ki oraya gidip bakayım. Dolayısıyla bulamadığı için CTE. South kümes 3 nokta görür mü olsun mesela. Bunu itiraz etmiyor. Neden? Aramaya buradan başladım. Görür mü diye bir metot var. Dolayısıyla özür dilerim, variable var. Variable'da hemen ilk bulduğumuzu kabul ediyoruz. Son bir tane daha. Kümes 3 nokta arkadaşlar ne olsun? Pençesi var mı? Bakın bu da yine CT. Neden? Aramaya buradan başlıyorum. Burada pençesi var mı diye bir variable yok. Dolayısıyla da CTE veriyor. Son örneğim de bu arkadaşlar. Bakın ben kümes kuşları klasındayım ama hayvanlar klası data türüne sahip, kuşlar constructor'ına sahip bir obje oluşturmuşum. Ya, yapabiliriz arkadaşlar. Java'da her şey mümkün. Bu durumda aramaya nereden başlayacağım ve nereye kadar kontrol edeceğim? Aramaya hayvanlar klasından başlayacağım. Arkadaşlar, aramaya hayvanlar klasından başlayacağım. Kontrolü constructor'ın olduğu kuşlar klasına kadar yapacağım. Yani kontrol açısından bunlar yok hükmünde arkadaşlar. Bunlara hiç bakmayacağım. Aramaya buradan başlayacağım. Sonra buraya kadar override edilmiş mi diye kontrol edeceğim. Şuraya arama noktası yine başlı yazalım arkadaşlar. Arama, başlangıç. Bu ise override kontrol diyeyim. Mesela ben arkadaşlar buraya gelip desem ki kuş 2 nokta üreme. Bakalım arkadaşlar, aramaya buradan başlayacağım. Üreme var mı? Var. Metot olduğu için hemen kabul etmeyeceğim, hemen çalıştırmayacağım. Override edilmiş mi diye kontrol edeceğim. Bakın override buraya kadar kontrol edecektik. Üreme var mı? Var. Bu daha güncel olduğu için, override ettiği için arkadaşlar kuşlar klasındaki üreme geçerlidir. Kuş 2 nokta solunum dersem, bakalım. Aramaya buradan başlayacağım. Solunum var. Peki override edilmiş mi? Aşağı doğru. Bakın override edilmiş. O zaman yine bu geçerli. Dikkat ederseniz aşağıya hiç bakmıyorum arkadaşlar. Çünkü aramaya başlangıç noktam burası. Data türü olduğu için. Override'ın kontrol edeceğim son nokta da bu. Constructor olduğu için. Bu kadar.
Kuş 2 nokta üremeyi yaptık, hareket. Bakalım. Kuş 2 nokta hareket. Aramaya buradan başladım. Hareket metodu var mı? Var. Peki override edilmiş mi? Bakın edilmemiş. Hareket metodu override edilmemiş burada. O zaman hayvanlar hayvanlar klasındaki hareket metodu çalışır. Ne kaldı? Solunum yapmışız. Solunum, hareket, üreme. Solunum, hareket, üreme, beslenme kalmış. Bakalım arkadaşlar, aramaya buradan başlıyorum. Beslenme var. Override edilmiş mi? Bakın bu klasa kadar override edilmemiş. Dolayısıyla hayvanlar klasındaki çalışır. Peki variable'lar için nasıl olacak arkadaşlar? Variable'lar için hemen yazalım. Kuş 2 nokta görür mü? Aramaya buradan başlayacağız. Görür mü, var mı? Var. O zaman hemen bulur bulmaz variable'sa hemen oradan yazacağız arkadaşlar. Hayvanlar klasından bu değeri yazdırır. Peki kuş 2 nokta gagası var mı? Bakın zaten çıkmadığından da anlayacaksınız arkadaşlar, itiraz ediyor. Neden? Aramaya buradan başlıyorum. Burada gagası var mı diye bir variable yok. Aşağıya inmem arkadaşlar. Variable'da aşağı inmek diye bir şey yok. Başladığım yer ve daha yukarısına gidebilirim ama aşağı inmem. Dolayısıyla CT'ye verir. South diyorum arkadaşlar. Kuş 2 nokta kanadı var mı? Diyelim. Bakın bu da CT verdi. Niye? Aramaya buradan başlıyorum arkadaşlar. Burada ve üst taraflarda kanadı var mı diye bir variable var mı? Yok. Dolayısıyla CT. Demek ki arkadaşlar overriding ne zaman dikkatimizi çekmesi gerekiyormuş? Eğer data türüyle constructor farklıysa dikkat etmem gerekiyor. Son bunu kontrol edelim ve dersi bitirelim. Uzattım arkadaşlar. Eğer data türü ve constructor aynı klassa direkt o klasa gidiyoruz. İster metot, ister variable olsun o klas ve onun parentlarına bakıyoruz. Ama data türü ve constructor aynı klasa ait değilse o zaman yine data türünün olduğu klastan başlıyoruz. Variable'sa bulduğumuz ilk değeri yazdırıyoruz. Variable değilse arkadaşlar, metotsa o zaman override edilmiş mi diye aşağı doğru constructor'ın olduğu klasa kadar kontrol ediyoruz. Eğer bulamazsak da CT'ye vermiş oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yani daha fazla kısaltamadığım için de özür dilerim. 15 dakikaya sığmamış olabilir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.